Evet dostlarım, hoş geldiniz. Karşınızda Stunt Paradise. Harika bir platform oyunu geliyor arkadaşlar. Acayip hoşuma gitti ve şimdiye kadar gördüğüm en yaratıcı platform oyunlarından biri diyebilirim. Acayip heyecanlandım. Böyle bir oyunda heyecanlanacağım aklıma gelmezdi. Çünkü çok eğlenceli. Henüz piyasaya çıkmadı. Steam üzerinden demosunu deneyebilirsiniz. Ben de zaten demo versiyonunu oynuyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Lafı fazla uzatmayacağım. Hemen paylaşacağım. Grafik ayarları en yüksekte. Eminim siz de çok seveceksiniz. Başlıyorum. Burada Falconer diye bir araç da başlatıyor bizi. Leaf diye bir araç var. Stargazer var. Phoenix var. Pathfinder var. Kingslayer var. Sunset var. Destroyer var. Fate var. Stalker var. Guardian var. Lightning var. Var da var. Neyse. Ben oyunun bize vermiş olduğu Falconer'la devam edeceğim. Bakın. Bir platform oyunu nasıl yapılır? Hep birlikte görelim. Şahit olalım. Gerçekten çok heyecanlı, eğlenceli. Ve oyunun estetiği de çok güzel görünüyor. Özellikle kamera açıları muhteşem olmuş. Müzikleri de bir o kadar iyi olmuş. Hadi bakalım. Kontrolörün sol tuşuyla, sol analoğuyla aracı çevirebiliyorum. Böyle stunt efektleri de koymuşlar. Hani Hollywood filmlerinde olur ya. Böyle efekt olsun diye koymuşlar. Ama çok güzel görünüyor. Özellikle oyunun renk paleti harika olmuş ya. Evet, birinci bölümü bu şekilde gösterdim size. İkiye geçelim. Hani müzik seçimleri de çok iyi. Animasyonlar. Hani keyifle oynayacağımız bir oyun olmuş açıkçası. Böyle Forza'da da saçma sapan bir şekilde efekt olsun diye geçerdi yani uçaklar vesaire. O aklıma geldi. Baksanıza şu geçişleri. Emek var, emek. Kaç tane böyle platform oyunu var piyasada? Geriye doğru git. Sonra arabayı çevir. Yapma be. İşte hadi. Tamam. Güzel. Next diyorum. Bu sefer de bir kargo gemisindeyiz galiba. Benim yatımı almışlar. Oo, o neydi öyle? Hadi bakalım. Abi çok eğlenceli ya. O ne? Ha, aracı taşıyor. Tamam. Vallahi bir platform oyunundan
Bu kadar çok keyif alacağım aklıma gelmezdi. Ay! Düştük. Aha! Oğlum çok iyi lan. Olaya bakar mısınız? Devam edelim. Yine çöllü bir yere geldik. Burada yavaşlayacağız galiba. Yoksa ortadan ikiye keser. Böyle zorluklar da var demek ki. Aha, dikili taş. Eyvah. Oo, Sphinx var. Oraya mı gidiyoruz? Aynen. Ay. Güzel. Son anda. Oha. O ney be? Geriye mi gitmem gerekiyor? Geriye doğru itiliyor. Nice. Devam. Bu son bölüm galiba. Oo. Çok havalandık. Eyvah. Aa, şeyi alamadık. Şu altta ne vardı onu merak ettim. Bir saniye. Mesela o aşağıya nasıl geçeceğiz? Nasıl bir alternatif sunuyor bize? Orada yavaşlamam gerekiyor büyük ihtimal. Evet. Şuradan bir aşağı atlamak istiyorum. Şöyle yapalım. Şu altını nasıl alacağım mesela? Güzel. Eyvah. Abi bu da fantezi olmuş be. Ama keyifli. Teyyare de geçti. Benim yatı çok kullanıyorlar. Direkt finish yazısını parçaladık ya. Vallahi siz ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? Ben uzun zamandır ilk defa hani bu kadar basit konsepti ama gerçekten emek olan bir platform oyunu görüyorum. Sıradan, basit. Ama çok etkileyici olmuş. Bekliyor olacağım. Şöyle zaten çıkış fiyatını bilmiyorum ama indirimlere düşünce alırız, oynarız artık. Kendinize iyi bakın efendim. Böyle farklı, güzel, kaliteli oyunlarla karşılaştıkça sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.